Tavuk kız. Bir köyde bir çoban varmış. Bu çobanın hiç çocuğu olmuyormuş. Çobanın karısı komşularına, "Ben ne yapayım ki benim çocuğum olsun?" diye sormuş. Komşusu kadına bir yumurtayı alıp bir bebek gibi bezle giydirmesini söylemiş. Kadın da bunu denemiş, yumurtayı alıp giydirmiş, beşiğe koyup sallamış. Bu arada da çoban o gün eve erken döner. Hiç o saatte eve gelmediği için kadın telaşlanıp bu gelen kimdir diye merak ederken kapıyı açmayı geciktirir. Kapıyı açtığında kocası kadına neden kapıyı geç açtığını sorar. Sonra beşikteki yumurta bebeği görünce alıp onu yere atar ve yumurtanın içinden civciv çıkar. Bunlar o civcivi alıp büyütürler. Zamanla civciv tavuk olur. Bu tavuk tüylerini çıkardığında güzel bir kız, tüylerini taktığında ise yine tavuk olurmuş. Fakat bu durumun böyle olduğundan çobanın haberi yokmuş. Bir gün tavuk dışarı çıkıp bahçeye gider. Bahçede ağaca çıktığında tüylerini çıkarıp yere atar ve yine güzel bir kız olur. Ülkenin şehzadesi görür görmez aşık olur ve kızı evine kadar takip eder. Çobanın evine girdiğini görünce hemen sarayına gider ve babasına çobanın kızıyla evlenmek istediğini söyler. Fakat babası, oğluna, "Oğlum biz kimiz, o kim? Biz ülkenin en zengin ailesi, onlar ise en fakiri. Olur mu öyle şey?" demiş. Oğlu babasını ikna eder ve çobanın evine gidip kızı isterler. Çoban ise, "Benim kızım yok, sadece bir tane tavuğum var," demiş. Oğlan ise, "Madem senin kızın yok, o zaman bana tavuğunu ver," demiş. Çoban tavuğu vermiş. Tavuğu alıp saraya götürmüşler. Tavuk saraya gittiğinde kocasına kendini göstermiş. Onun yanında her zaman tüylerini çıkarıp insan oluyormuş. Fakat kaynanasına ve kayınbabasına bunu anlatmamış. Hatta bir gün tavuk, kız ekmeğe gagasını vurarak yediği için kaynanası onu değnek ile dövmüş. Bir akşam kaynanası ve görümcesi düğüne gitmişler. Gelinleri de tavuk olduğu için onu götürmemişler. Ev halkı düğüne gittiğinde tavuk tüylerini döküp düğüne gitmiş. Düğünde herkes yerinden kalkıp o güzel kıza yer veriyormuş. Kaynanası da görümcesine, "Bak kızım, ne güzel kızlar var. Senin abin de gidip bir tavuk aldı. Bu güzellikleri kaçırdı," demiş. Düğünün sonlarına kız hemen eve gider. Fakat kocası tüylerini yaktığı için tavuk olamaz. Kaynanaları da eve geldiğinde hemen oğluna, "Oğlum düğünde öyle güzel bir kız vardı ki, sen o kızı görseydin, hemen bu tavuğu bırakırdın," demiş. Oğlan da camdan dışarıyı gösterip, "Bak ana, o güzel dediğin kız benim karım," demiş. Hiçbir şey dinlemeden oradan ayrılıp gitmişler. Aradan birkaç ay geçtikten sonra kız kaynanasına bir tane ekmek gönderir ve ekmeğin içine nişan yüzüğünü koyar. Kızın asıl amacı tavukken ağzını ekmeğe batırdığında kaynanasının onu nasıl değnekle dövdüğünü hatırlatmaktır. Kız amacına ulaşmış. Hiç kimseyi hor görmemek gerektiğini kaynanasına hatırlatmıştır. Daha sonra kaynanası kızdan özür dilemiş.